Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezdeyiz. Çarşıya, pazara yürüme mesafesinde. Havuzlu, geniş bahçeli, müstakil girişli, şık bir villa sahibi olabilirsiniz. Gayet de güzel, kullanışlı bir villa. Ön taraftaki havuzu görüyorsunuz zaten. Muhteşem bir yer. 2 yıllık bir bina. Şu an 2. yılındayız. İçerisinde oturan bir abimiz vardı. Başka yere taşındığı için burayı da satışa çıkarttı. Çok güzel. Çimçitle duvarların üstleri zaten gördüğünüz gibi izole bir hale getirilmiş. 25-30 metrekare civarında bir havuzumuz var. Havuzu kendine özel yaptırmış. Çok da güzel olmuş. Ön tarafı pergola ile kapatmış. Giriş yolunu da bir göster. Orada giriş yolumuz tamamen müstakil. Şimdi bahçe çok güzel. Arkadaki bahçeye bayılacaksınız. Özellikle benim gibi böyle bağ bahçe seviyorsanız gerçekten çok hoşunuza gidecek. Güzel bir bahçemiz var. Şimdi buraya birazdan bakacağız. Yan tarafında güzel yeşil bir alanımız var. Limon çamlarıyla zaten yan taraftaki evli de izole etmişler. İstenirse devamı getirilir. Çok da güzel bir izole şekli olur. Çimçitle de yapılabilirmiş ama yapmamışlar. Zaten bu yan tarafın duvarı böyle artık eskimiş. Zaten bina da eski. Bu yüzden birkaç tane daha limon çamı lazım. Ve arka bahçemiz. Bakar mısınız bahçeye? Muhteşem bir bahçe var. Domates, biber, zeytin her şeyi dikmişler. Çok da güzel kokuyor. Domatesi de gösterelim. Tabii ben bunu kusura bakmayın ama yiyeceğim. Videodan sonra yiyeceğim. Çok da güzel kokuyor. Özellikle kesinlikle böyle bahçe sevenler için fırsat niteliğinde bir yer. Burada biberlerimiz var. Yeni yeni çıkmaya başlamış. Burada zaten gördüğünüz gibi salatalıkların boyları artık bayağı da bir büyümüş. Çok güzel bir bahçe yapmış kendisi. Güzel bir yaşam alanı değil mi? Burada da bir gülümüz var. Bahçeyi işte büyük küçük demeden İlgilenen insan, seven insan böyle cennet haline getirebiliyor. Yoksa eğer o içinizde heves yoksa, bahçeyle uğraşmayacaksanız buranın yeşil alan olması çok da bir fayda sağlamıyor arkadaşlar size. Her sene gelip burada otuyla çöpüyle uğraşırsınız. Ve pergül alanı güzel olmuş. Kocaman bir pergül alanımız var. Buraya zaten bir gördüğünüz gibi salıncak koymuşlar. Hamak konulabilir. Otomatik panjurlu 3+1. Fiyatını söylemedik değil mi biz? Fiyatını söyleyelim. Kusura bakmayın biraz bazen unutuyorum böyle. Fiyatımız 3 milyon 750 bin TL. Pazarlığımız var mı? Güzel bir pazarlığımız var. Gerçekten güzel bir pazarlık yapacaklar. Şimdi girişimiz bu şekilde. Salon mutfağı açılan bir kapımız var. 60'a 120 mermer görünümlü seramik yerde mevcut. Tavanda led aydınlatmamız şık bir avize seçimi olmuş. Şu püskülleri saymazsak. Bunlar kristal görünümlü. Bence çok da güzel durmuyor. Burada televizyon ünitemiz gördüğünüz gibi taş patlama kullanılmış arkadaşlar. Mavi ışık bırakılmış. LED'i mavi yerine gün ışığıyla yaparsak muhteşem bir ambiyans olur burada. Yan tarafında nişler var. Burada da bir lavabomuz var. Şimdi lavaboyla buranın arasını kesmek için bir panelvan konulabilir. Belki bir böyle direkler konulabilir değil mi? Sütunlar konulabilir. Güzel olur. Domates elimde geziyorum. Bunu yiyeceğim birazdan. Şimdi sizin karşınızda yemeyeyim. Güzel de mutfağımız var. Mutfak lake. Fiyatlar artık o kadar çok arttı ki bazı yerlere gidiyoruz. Lake görünümlü Amerikan tipi dolaplar, kapılar kullanıyor arkadaşlar. Yani kalite düşmeye de başlıyor bu fiyatlar gittikçe yukarıya. Çok güzel bir tezgahımız var. İkinci bir tezgah olarak kullanılabilir ki bunun alt tarafında dolap yapmışlar. Saklama alanı olarak gayet ideal. Granit bir tezgahımız. Tezgah arasında 60'a 120 seramiğimiz mevcut. Antresit çerçevenin içerisinde de harika dolaplarımız var. Burada ankastre setimiz de hali hazırda mevcut. Otomatik panjurlu güzel bir salon. Güzel bir mutfak gezdik. Şöyle genel bir göster ardından çıkalım. Buraya birkaç tane bar sandalyesi çok şık olacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim. Merdivenlerde mavi spotlar kullanılmış. Bu sütunlardan bahsediyorum. Bunlardan birkaç tane böyle konulduğunda lavabo ile salonun arasında kesmiş olur. Ki kocaman bir bahçeniz var. Pergüle de yapılmış. Orada da doya doya zaman geçirebilirsiniz. Orta katta 2 adet odamız, bir genel kullanım banyo, lavabomuz var. Güzel bir antremiz var arkadaşlar. Hemen merdivenden çıktık. Karşıda banyo, lavabomuz mevcut. Bu içeriye de bakalım. Gayet güzel. Bak geçişlere böyle biraz daha eski pirinç kullanılırlardı. Şimdi bunlar alüminyum. Pirinçler çabuk paslanmıyor. Bunlar tabi biraz paslanabiliyor zamanla. Değiştirilebilir ama. Bunlar çıkar. Metalik rengi gelir. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Burada niş eksik. Böyle metalle çözmüşler. Gayet güzel. İyi bir temizlikten sonra rahatlıkla oturulabilir.
böyle altın varaklı tarzında güzel bir de aynamız var. Burada da o detaylar var ki birbirini tamamlamış. Şimdi iki tane odamız var. İkisine de bakalım. Koridorun sonunda güzel bir odamız var. Laminat zeminde, süpürgelikler antresit renkte, tavan yüksekliği çok güzel. Klimanın orada yeri çıkınca tabii orada bir pislik gözüküyor. Onlar tekrar klima takıldığında ya da tekrar boyandığında temizlenmiş olacak. Gayet şık, tertemiz bir yer. Oturulmuş evin artıları da var. Neyi nereye yerleştirebileceğiniz zaten hali hazırda mevcut oluyor. Elektriğiniz, suyunuz açık oluyor. Abonelik yaptırmak zorunda kalmıyorsunuz. Tekrardan aboneliği üzerinize alabiliyorsunuz. Zaten oturulmuş evde belli şeyler de yapılmış oluyor. İşte filtresidir, ankastre setidir. Bunlar konulmuş oluyor. Gayet güzel bir odamız da burada var. Yan oda 12 metrekare boyutunda. Burası 13-14 metrekare boyutunda. Kare bir oda olması daha avantajlı. Pardon, burası 15 metrekare boyutunda. Videodan önce ölçtük arkadaşlar. Artık videoda böyle gelip ölçmüyoruz. Önce de ölçüyoruz. Odaları belirliyoruz. Yatak başlığı olarak böyle düşünülmüş. Güzel bir de olay burada hazırlamışlar ki çok hoşuma gitti. Şöyle bir çıkalım değil mi? Her yere yakınız. Her yere. Küçük bir balkonumuz var. Küçük. Böyle kullanışlı. Çıktık, hava aldık. Hava durumuna baktık. Gökyüzünü izledik. Soğuk mu, sıcak mı, kapalı mı, açık mı onları görebiliyoruz. Güzel. Çok şık bir alan. Bu geçişler kaldırılabilir isterse. Farklı renklerde yapılabilir. Mavi ışık burada da var. En üst katta bir adet odamız, bir terasımız, kapatmışlar üstünü, artı bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıkınca koridorun hemen sol tarafında. Tabii boyunuz biraz uzunsa, benim 1.68, oradan hesaplayalım, 1.68 boyundayım, biraz daha boşluk var, 1.70-1.72 rahatlıkla burayı kullanabilir. Ama biraz uzunsanız böyle biraz böyle sıkışmanız lazım buraya. Çamaşır makinesi için de burası düşünülmüş. Lavabo falan aşağıdaki nice. Seramikler de aynı. Merdiven boşluğuna bir bakalım. Buraya bir pencere bırakılmamış. Aydınlatması var. Burada da bir odamız var. Bu oda küçük. 9 metrekare civarında bir oda arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ya da 8-90 civarında bir oda. Ama kullanış. Çocuk odası olarak ideal. Kullanılır değil mi? Yetmez mi? Yetmez derseniz bu teras zaten ölü bir teras. Neden ölü bir teras? Anlatayım. Tek çıkış var. Buradaki odaya ait. Bu duvarı alıp isterse tamamen genişletilebilir. Ya da hiç bu duvarı kırmayın. Camla tamamen kapatın. Burayı alan olarak kullanın ki daha güzel kullanılabilir. Şurada bir boşluk bırakmanız yeterli. Çamaşırı sermek için değil mi? Güzel olur. Üst taraf kapalı. Burada da çamaşır makinesi için bir tesisat alanı var. Gördüğünüz gibi mutfakta yapılabilir. Isı pompasının yeri de burada. Buraya da yerleştirebilirsiniz. Böyle bir çevreyi de gösterelim. Merkezdeyiz. Hemen şuradan yürüdüğünüzde liman yoluna çıkıyorsunuz. Her yer yakın. Şöyle bahçeyi tekrar bir gösterir misin? Güzel bir bahçemiz var. Kullanışlı bir bahçemiz var. Bence gayet kullanılabilir. Şık bir ev gezdik. Hızlı bir tanıtım oldu. Böyle çok uzun tutmak istemiyorum artık videoları ki eminim siz de sıkılıyorsunuz. Sizi sıkmak da istemiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar her şeyi net bir şekilde artısı eksisini söylüyoruz ama 3 milyon 750 bin TL gibi bir rakam var. Bu fiyatlara başka yer bulunamayacağı için eleştiriye de çok açık değil aslında bu evler. Neden? En fazla 50 bin liralık bir masrafınız olur. Boyasıdır, sağdır, soldur. 50 bin lirayla çok güzel bir hale getirebilirsiniz. İsterseniz zaten pazarlığı da var. Pazarlığın içine de dahil edebiliyorsunuz. Gayet güzel bir yer. Şık bir yer. Merkezdeyiz. 3 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla şu an satışta. İstediğiniz zaman gelip görebiliriz. Evin kullanımı, konumu çok iyi olduğu için havuz da artı. Genelde havuz yok. Şimdi ön tarafta 2 tane ev var ya, bitişik nizam. Bunun da arkasında 2 tanesi olması gerekirken 1 tane yapmışlar. Komple bahçeyi de buraya işlemişler. Yani evden hariç 150 metrekarelik de bir bahçeniz var. Kocaman da bir bahçeniz oluyor. Zaten müstakil girişli. Ben böyle bir yer istiyorum. Bana yeterli diyorsanız kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Ben artık şu domatesi yiyeyim çünkü elimde acayip bir kokusu var. Muhteşem bir kokusu var. Dediğim gibi ne zaman bakmak isterseniz sağ ya da sol alt köşede numaramız var. Aramanız yeterli. Beğeni ve yorumlarınızı da destek amaçlı. Unutmazsanız sevinirim.